Epeydir dışarı çıkmamıştım. İyi geldi vallahi. Hızlı gidiyorsun. Ay yapmayın. Ben arabamı almadım bu gece rahat içeyim diye. İyi o zaman. Hadi afiyet olsun. Bazı planlar var kafamda. Sizinle paylaşmak istedim. Ne gibi? Bu saatten sonra artık kendi kendimin patronu olmak istiyorum. Yakışır. Acelem yok. Önce şirketi kurarım. Küçük küçük başlayıp zamanla büyütürüm diyorum. Gülşen'i de alırım yanıma. Al tabii ya. İşini çok iyi yapıyor. Çalışkan da. Öyle. Bizim yoğunluktan değerlendiremediğimiz işleri sana pas ederiz. Piyasada tanınana kadar destek olurum yani. Merak etme. Siz şimdilik bana sizin binada bir ofis verseniz yeter. Şu anda ancak şirket kurabilirim. Yer açacak durumum yok. Olur tabii, veririm. Çok düşündünüz. Ben öyle bir teklif ettim yani. Olmaz derseniz kırılmam. İyi olmaz diyeyim canım. Olur da... Levent Bey bozulmaz değil mi? Bekliyordum bunu. Merak etmeyin, Levent böyle küçük hesaplarla uğraşacak bir adam değil. İşlerini sizden alır diye korkuyorsanız yapmaz öyle şey. Ne münasebet canım? Onun için söylemedim ben. Hani belki düzelirsiniz ileride. Ben ara bozuyormuş gibi olmayayım diye. Yoksa niye vermeyeyim şirket seni? Şirket değil. Bir tek oda istiyorum ben. Bunca senelik dostluğumuz var. Müsaade edin, bunu da isteyeyim artık sizden. Rica edin. Yerin azı. Sen şirketi kurma çalışmalarına başla. Teşekkür ederim. Efendim? Hala yanındaysa sadece evet de. Şimdi durağa bıraktım. Ne konuştunuz? Güzel şeyler. Ona seninle ne kadar ciddi olduğumu söyleyeyim. Keşke önce bana söyleseydin. Haftaya görüştüğümüzde uzun uzun konuşacağız mı? Tamam. Onunla konuşuyor. Leyla. Babam çağırıyor. Kapatmak zorundayım. Sonra konuşuruz. Tamam canım. Hoşça kal. Efendim baba. Kızım, lütfen hoşgörümüze suistimal etme. Anlaşmanıza izin verdik diye. Bu kadar rahat hareket etme artık canım. Abimle ne konuştuklarını merak ettim. Onun için aradım. Affedersin. Ne olmuş? Abime niyetinin ciddi olduğunu söylemiş. Ay şükürler olsun ya Rabbim. Ay kızım nasıl mutlu oldum bir bilsen. Ne bu kadar tezahürat yapıyorsun Hayriye? O yemeklere, gezmelere izin verirken aksini düşünmedik ki zaten bunu. Madem ciddi düşünüyorlar, anlasınlar demedik mi? Allah Allah. Haklısın babacığım. Tamam, affedersin canım. Suzan'ın durumu öğrenmiş. Evet, öğrendi. Leyla söyledi şimdi, inanamadım. İnanmayacak ne var anne? Eninde sonunda öğrenecekti. Ne dedi? Sevinmiş dedim ya anne. Sağlamasını mı yapıyorsun? Anne bileyim kızım. Yüzümüze öyle söyler de arkamızdan konuşup işe taş koyar diye korkuyorum. Nasıl konuşur anne? Nasıl anlatır? Necla onların gelini. Ucu onlara dokunur. Necla, tembih etseydin bari ağzını sıkı tutsun diye. Saçmalama anne. Şuna bak, nasıl konuşuyor benimle. Bırak gitme üstüne. Sen de kapat artık bu konuları, açma. Aman aman. Ay sevinmek bile haram vallahi.
Cihangir taraflarındayız demiştiniz. Değişti mi program? İyi, neredesiniz şimdi? Tamam, 5 dakika sonra oradayım. Hadi görüşürüz. Cihangir diye bindim ama sen beni Etiler'e bırakıver birader. Kusura bakma. Estağfurullah, canım mı olur mu? Teşekkür ederim. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Gördüğüm kadarıyla siz de iyisiniz. İşte. Ferhunde Hanım'ın küçük vurgununu kutluyorsunuz herhalde. Olayı ucuza kapatmışsın Ferhunde. O para emeğinin karşılığı değil bence. İçki için teşekkürler Yaman Bey. Görüşürüz. Görüşürüz. İyi akşamlar. Merhaba. Merhaba. Buyurun. Şöyle geçelim biz. Afiyet olsun. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ortaköy lütfen. Zaman bir büyücü gibi bir oyun daha oynadı Şevket'le Ferhunde'ye. Aynı ana onları kıskıvrak bağladı.